Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Keyifliyim çünkü AKP Genel Başkanı'nın açıklamalarını okudum. Çok keyifli oluyor ya. Vallahi ben çok gülüyorum, sizi bilmem. Ama gerçekten çok gülüyorum. Canım sıkıldığında, gülmek istediğimde ya benim sevgili kardeşim Cem Yılmaz'ın eski oyunlarından, sahne gösterilerinden bazı bölümleri dinliyorum. Allah Allah, mest oluyorum. Yahut da AKP Genel Başkanı'nın siyasi açıklamalarından bölümler buluyorum YouTube'da. Oo, harika ya. Ha, tavsiye ederim. Çok neşeleneceksiniz. Çok keyifli. Ama şu anda size çok taze bilgi vereceğim. Taze, keyifli anlar yaşatacak bilgiler. Konuşmalarından tabii canım. AKP Genel Başkanı'nın konuşmalarından. Biliyorsunuz Ahlat'a gitti. Yani Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer olan 1071'de yere gitti. Yarın da 26 Ağustos, yine biliyorsunuz büyük taarruzumuzun başladığı gün. Evet canlarım. Zannederim bugün Ahlat'ta, yarın da Kocatepe'de olacaklar inşallah. Kocatepe'de de bizim büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e benzetir mi kendisini? Bilmiyorum. Bugün Alparslan'a benzetti mi kendisini, görmedim bilmiyorum. Ama gördüm, görebildiğim kadarıyla bayağı takım elbiseliydi galiba, değil mi? Kravat takmış mıydı? Ya hiç dikkat etmedim, inanıyor musunuz? Genelde kravatsız görmeye alışık olduğum için kendisini görmedim. Ama çok güzel laflar etti ya. Vallahi bayıldım. Süper. Şimdi bakın mesela Ahlat'taki konuşmasından. Kendi sınırları içinde aciz olan bir ülkeden kendi bölgesinde güçlü olan bir ülkeye dönüştük. Wow! Wow! Yani duyan, bilen, bugünleri bilen ama bundan 20 sene öncesini bilmeyen birileri valla baya baya sahi zanneder. Onlar sahi zannederler. Ama biz bildiğimiz için gülüyorum tabii. Ay, keyifle gülüyorum. Harika. Gerçekten yani çok komik ya. Şahane. Aciz bir ülkeden. Abi aradan 20 sene geçmiş. O zamanlar kişi başına milli gelir büyük krize rağmen 4000 dolardı. Şimdi 8000 dolar. O zaman Türkiye, evet, evet, kişi başına milli gelirimiz bugün yarısıydı ama 20 sene önce, ama olağanüstü güçlü bir ordumuz vardı. Olağanüstü, Türk Silahlı Kuvvetleri dendiğinde herkesin saygıdan, heyecandan gözleri böyle nemleniyordu. Coşkulu oluyorduk, Türk Silahlı Kuvvetleri. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri. Hayır, şimdikileri küçümsemek için söylemiyorum. Ama arkadaş, o zaman gerçekten de bir tek uçağa 4 pilot düşüyordu. O günden bugüne uçak sayımız düşmedi ama ne oldu? Bir uçağa bir pilot bile düşmüyor Türk Hava Yolları'nda, kara ya hava kuvvetlerinde. O kadar güçlüyüz yani. Ya çok gülüyorum, çok hoşuma gidiyor. Bunu dinliyorlar. İnanıyorlar tabii. İnanmasalar dinlerler mi? Bakın devam ediyor. Adalet. Adalet. Refah. Refah. Abi askıda ekmek. Mesela 20 sene önce biz hiçbirimizin aklına yurttaşımıza askıda ekmek verecek bir gün geleceğini düşünemezdik biz. Hayır. Yani yurttaşlarımızı, hükümetlerimizin iyi ya da kötü, bütün hangi hükümet olursa olsun yurttaşlarımızı askıda ekmeği muhtaç edeceği aklımızın ucundan geçmezdi. Geçmezler. Bugün askıda ekmek var. Hala. Hala devam ediyor. Ahlakın sembolü. Ahlakın sembolü. Ya Sedat Peker'in anlattıklarını gelişmiş, gerçekten ahlaklı siyasetçilerin yönettiği ülkelerde yaşansaydı, ya orada ne hükümet kalırdı ne bakan kalırdı ya. Hiçbir şey kalmazdı. Halk siyasetten ve siyasetçiden nefret ederdi ya. Ama ya abi, işte bunu anlatmak, bunu öyle güzel anlatıyor ki dinleyenler de sahi zannediyor herhalde. Ve onlar gülmez elbette, alkışlıyorlar onlar. Gülen benim abi, ben gülüyorum. Çünkü benim çok hoşuma gidiyor. Ben biliyorum şaka yaptığını Sayın Cumhurbaşkanı. Şaka yapıyor, kesinlikle şaka yapıyor. Son zamanlarda çok neşeli herhalde. Allah 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 Allah, artırsın neşesini. O neşelendiği için biz daha çok neşeli oluyoruz. Bakın, adalet, refah, ahlakın sembolü olan ülkeye az kaldı demiş be. Ay Memduh, sen de tamamen okusana cümleyi. Hayır, adalet, refah, ahlak henüz yok.
Ay öyle. Ama sembol ülke olacağız. Ne zaman? İşte bilmiyorum. Herhalde büyük ihtimalle AKP iktidarından sonra. Zannediyorum. AKP iktidardan düşecek. Türkiye adalet, refah, ahlakın sembolü olan bir ülke haline gelecek. Zannediyorum. Herhalde öyle söylemek istemiş olabilir. Bak devam ediyor. Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesinin arkasındaki sebep işte budur. Ha, biz refahın, adaletin ve ahlakın sembolü bir ülke olacağımız için bize şimdiden saldırmaya başladılar. İyi de bize saldıran ülkeler kim? Efendim? Ben bilmiyorum. Ha, isim yok. Ama şimdi bakın kendileri isim vermiyorlar. Biz desek ki mesela Amerika, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa falan kızarlar bize. Öbür taraftan İngiliz Savunma Bakanı bir şeyler söylediğinde ismimizi vermediğinde ki vermiyor ama hemen aynı anda yani eş zamanlı olarak iki gazete bunu haber yapıyor ve ülkelerin birinin Pakistan diğerinin Türkiye olduğunu söylüyor. Hayda bizim troll ordusu ayağa kalkıyor. Neymiş efendim? Adam ülke ismi vermemiş. E tamam şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı ülke ismi vermemiş. Demek ki yok böyle bir ülke. Yani adaletimizi, refahımızı, ahlakımızı kıskanan ve biz gelecekte ahlakın, refahın ve adaletin sembolü olacağımız için ya da olmamızı engellemek için bize şimdiden saldırıya geçen ülke yok. Neden? E isim yok. Demek isim yoksa ülke de yok. Öyle olmuyor mu abiciğim? Ya. Peki şimdi bu bir iki. İki harika. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak dedi. Süreci tamamlanan işlem ne? Anlattım dün gece. IMF ya da IMF, Uluslararası Para Fonu, üyesi olan, ortağı olan bütün ülkelere kendi hisse payları kadar SDR gönderdi. SDR neydi? Özel çekme hakkıydı. Bakın, özel çekme hakkı. Döviz değil. Aman ha, sakın karıştırmayın bunu. Aga be, al şu kadar parayı da benden, benim borcumu kapat. Hayır, öyle bir şey yapamazsınız. Çünkü para değil. Döviz değil bu. Bu ne? En kolay şekilde anlatayım mı size? En anlaşılabilir şekilde anlatayım mı? Hani elimde piştok patlatan bir oğlan var ya, o oğlanı anlatır gibi anlatayım. Çok kolay oluyor o zaman. Bakınız, iş adamları bilirler, ticaret yapanlar bilirler bunu. Öyle zaman gelir ki bir yerden kredi kullanacaksınızdır. Bir kurumdan. O kurum sizden teminat ister. Teminat nedir? Ya bir gayrimenkuldür ya da bir bankanın size kefil olmasıdır. Büyük bir güvenilir bir bankanın tabii ki. Peki bankalar bir iş adamına, bir şirkete nasıl kefil olurlar? O adam o şirket lehine teminat mektubu verirler. O arkadaşı kredilendirecek olan, o şirketi kredilendirecek olan karşı bankaya ki genelde bu tür teminat mektupları uluslararası para alışverişlerinde olur. Der ki karşı bankaya sen falanca şirkete falanca kişiye şu kadar dolar veriyorsun ya ben sana o dolar karşılığı birikmiş olabilir ihtimaldir ki ödenmediği takdirdeki faizinin de karşılığı olmak üzere şu kadar banka teminat mektubu veriyorum der. Teminat mektubunu alan kişi parçalara bölemez, ayıramaz. Yani şu teminat mektubunun şu kadarını şuna, şu kadarını şuna, şu kadarını şuna, şu kadarını şuna vereyim de şunlardan da hepsinden ayrı ayrı para alayım diyemez. Bizde ya da SDR alan ülkelerde, IMF'nin SDR desteği yaptığı ülkelerde kendilerinin Merkez Bankası hesabına geçen bu SDR'leri, bu teminat mektuplarını borç ödemekte kullanamazlar. İthalatta kullanamazlar. Ne yaparlar? Teminat mektubu kıvamında olduğu için ya da teminat mektubu gibi oldukları için ancak bir bankaya ki bu SDR'leri sadece ve sadece bilebildiğim kadar yanılırsam bildirin bana. Öncelikle ama daha doğrusu öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na vermek zorundadırlar.
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na verirler o SDR'leri. Ne kadar o günkü kurla ne kadar dolar ediyorsa o kadar dolar da o Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tarafından SDR'yi teslim eden ülkeye, ülkenin Merkez Bankası hesabına yatırılır. Ama ne olur? Günü geldiğinde, yani vade geldiğinde, tabii faiz ödenir tabii. Hani teminat mektubu dedik. Parayı veren bankaya faiz ödemeyecek misin? Ödeyeceksin. Haliyle biz bu SDR'leri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na teslim ettiğimizde alacağımız dolara faiz ödeyeceğiz. Hibe diyor kimisi. Ne hibesi be? Teminat mektuptan hibe olur mu? Teminat mektubu teminat mektubudur. Hibe değildir. Para da değildir. Döviz de değildir. Mal da değildir canlarım. Bu arada Erdoğan bir şey yapıyor. Bu gelen yani 109 milyar dolar olduğunu iddia ettiği döviz rezervlerimizin 115 milyar dolara çıkacağını açıklarken gelecek olan 6.4 milyar SDR ki az, orada da yanlışlık yapıyor. 9 milyar dolar yapar. Çünkü 1 dolar, affedersiniz 1 SDR 1.4 dolardır. Bu da 6.4 milyar SDR'de 9 milyar dolar yapar. Türkiye bu 9 milyar dolarlık Amerika Birleşik Devletleri'nden kredi alacak. Merkez Bankası'ndan borç alacak. Peki bu borç geri ödenmeyecek mi? Ödenecek, hem de faiziyle birlikte ödenecek. Borç ödendiğinde de SDR'ler tekrar Merkez Bankası'na gelecek ve orada rezerv olarak görünecek. Zaten biz şu anda IMF'ten 1,5 milyar SDR kullanıyoruz. Evet, 1,5 milyar SDR Merkez Bankamızın rezervlerinde görünüyor. Şimdi gelelim gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti Merkez Bankası'nda Erdoğan'ın da dediği gibi 115 milyar dolarlık döviz rezervi var mı? Brüt. Deyin ki brüt olarak 115 milyar dolarlık döviz rezervi var. Brüt olarak. Yani brüt ne demek? Bir et parçası düşünün. Kemik ve etten oluşuyor değil mi? Onun için kasaplar tartarken etle kemiği beraber tartarlar. Sonra kemiklerin içinden ayıklarlar, atarlar. Ama çarparken o kilogramı et ve kemik brüt kilogram üzerinden çarpıp satarlar. Haliyle etin brüt kilosu 100 liraysa kemik atıldıktan sonra etin net kilosu çıkar 140 liraya. Şimdi canlarım, brüt rezerv dediğiniz Merkez Bankası'nın borçlarının da içinde olduğu, yani yükümlülüklerinin de bulunduğu döviz miktarı demektir. Merkez Bankası brüt rezervinden Merkez Bankası'nın kısa vadeli borçlarını, yani işte bu bankalara mevduat, döviz mevduat karşılıklarını ve diğer yükümlülüklerini, diğer borçlarını çıkardığınız zaman geriye kalan Merkez Bankası net rezervi sadece ve sadece 14 milyar dolar. Bir de hani çok konuşulan eksi rezerv var ya, döviz rezervi. Bir de şimdi gelelim oraya. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 59 milyar doları döviz swap'ı olmak üzere. Döviz swap'ı ne demek? Dolar ya da neyse avro almışız. Cash almışız onları, paraları. Harcamışız. Tabii yerine TL vermişiz. Harcamışız. Borç ödemişiz. İthalat yapmışız. Piyasalara satmışız. Ama 59 milyar dolarlık. 6 milyar dolar da altın swap'ımız var. Yani 6 milyar dolar da birilerinden altın almışız. Onlara Türk lirası vermişiz. Günü geldiğinde al altınını, ver Türk liramı diyeceğiz. Günü geldiğinde al 59 milyar dolarını, ver TL mi diyeceğiz canlarım. Değil mi? Şimdi bunları söylemiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunlar ayrı çünkü. Bu da, bunların dışında bir başka şey var da. Ben onu çok önemsemiyorum. Size her zaman söylüyorum. Hiç önemsemiyorum daha doğrusu. Ne o? Katar'dan alınan 15 milyar dolar karşılığı riyal kullanamıyoruz. Orada yatıyor, sadece Merkez Bankası rezervinde görünüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın söylediği rezerv var ya, onları da koyun içine, işte bunlar. Başka 10 milyar dolar karşılığı Çin yuanı var. Onu da kullanamıyoruz, duruyor. Bir de en son yeni yakında geldi. 2 milyar dolar zannediyorum. Güney Kore'den geldi. O da Güney Kore vonu. Onu da kullanamıyoruz.
Yani o da Merkez Bankamızda öyle kuzu gibi yatıyor. O nedenle ben bunları günü geldiğinde ay nereden bulacağız diye kuşkuya kapılmıyorum. Onlar zaten duruyor. Günü geldiğinde al kardeşim yuanını, al riyalini, al bonunu, ver Türk liramı diyeceğiz. Yalnız işte o Türk liralar geri geldiğinde ne olacak? Onlar önemli. Öyle demeyin, 25-27 yaklaşık 30 milyar dolar da, dolar karşılığı da orada TL var. Yani 270 milyar liraya yakın. 550 milyarda döviz swap'ından olan TL'miz var. Yaptınız mı hesabını? Yaklaşık 800 milyar lira TL. Yani biz bu swap'ları geri ödediğimizde Merkez Bankası'na 800 milyar TL dönecek. 800 milyar TL ya Merkez Bankası'nın bilançosunun pasifinde, yani borcunda duracak öyle, ya da Merkez Bankası nasıl olsa param var deyip o paraları alacak, hazineye avans olarak verecek. Hazine de onları piyasaya salacak. Piyasaya saldığı zaman da mal ve hizmet arzı artmadığı için bu sefer enflasyon artacak. Türkiye'yi yönetenlerin ekonomiyle hiç ilgileri yok. Ekonomiyi hiç bilmiyorlar ve işin daha da kötüsü, Erdoğan'ı sürekli kandırıyorlar. O da o kadar kolay kanıyor ki, hani benim Sayın Cumhurbaşkanı, beni yanlış anlamasın, kırılmasın, incinmesin. Ha duymaz ama başkaları, çünkü biliyorum yani koşacaklar mahkemeye. Olsun, onu mahkemede söylerim en azından. Şimdi bir daha söyleyeyim ki mahkemede kullanırken yüzüm olsun. Hani var ya bir atasözü, tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz diye. Benim de şimdi videoda izim olsun ki mahkemede de sözüm olsun canlarım. Evet, Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor. Cumhurbaşkanını kandırıyorlar. Hani bazen diyorum ya, inanmıyorum. Cumhurbaşkanının muhasebeci olduğuna inanmıyorum. Hayır, muhasebe mektebinden mezun. 3 senelik, 2 senelik neyse ama muhasebe mektebinden mezun ve muhasebecilik yaptığını biliyoruz. Evet. İlk başlarda zannediyorum Coşkun Sucuklarındaydı büyük ihtimalle. Öyle hatırlıyorum. Orada muhasebecilik yapıyordu. Bir ara Kopuzların firmasında da yaptığını söylüyorlar. Tam net olarak bilmiyorum ama muhasebe mektebinden mezun olduğunu ve muhasebecilik yaptığını biliyoruz. Kendisi iktisatçıyım diyor. Hayır, iktisatçı falan değil zaten. Ama bakın, iktisatçı da olsa, muhasebeci de olsa, bu benim anlattığım, evet, pişto patlatan oğlanın anlayabileceği bir dilde anlattıklarımı AKP Genel Başkanı'nın mutlaka bilmesi lazım. Bilmiyor. Ben ne yapayım abi bilmiyorsa yani. Bu yaştan sonra kalkıp gidip de AKP Genel Başkanı'na muhasebe mi öğretelim? İktisat mı öğretelim? Ya. Canlarım, hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın.